gidecek misin bu akşam o pilotla toplantıya? Yok. Gökşen Bey devlet eleyende Kemal Udigil'e geri adım atıptı. Cazibe gelemez, biz burada hamamız filme bakacağız dedi. Ha, gitmeyecek yani. Yok, gitmeyeceğini de diyecek. Ay kız Cazibe, korkulur kız senden. Vallahi eninde sonunda sen bu kinyesi adam edeceksin ha. Kıskanıyor bayağı bayağı seni. Ay hiç soruşma, Kemal çok kıskanç. Nenceğimi hiç bilmire. Eh sen de bu duruma çok üzülüyorsun bakıyorum da. Çok çok. Yalnız bana bak, sana bu pilotu Allah gönderdi. Yani bari şu pilotu kullan biraz. Yani kıskandır kinyesi, tamam mı? Ay hiç öyle şey olar, ayıp olar, yok. Ay Cazibe, yani adamla sevgili ol demiyorum. Kinyas'ın yanında böyle mazucuk da birazcık kıskandır diyorum canım. Aa. Allah'ım ya, tatlım abucuklar. Çıkıt. Alo. Alo böceğim. Nasılsın? Ay çok karmaşık bir durumdayım böceğim. Acayip derecede karmaşığım yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tabii tabii, karma karışık. Ben de karma karışık duygular içindeyim hayatım ya. Yani şu akşamki yani yemek konusunda tereddütlerim var. Ne diyorsun Kemal? Ne demek tereddütlerim var? Ne demek? Hayatım sen hani karma karışığım falan deyince ben de o bakımdan yani. Elbise seçmeye çalışıyorum böceğim. Aa yani zaman kazanmak için katalogdan seçeyim dedim ama olmadı ya, içime sitmedi. Aman boş ver be hayatım. Elbise bulamazsan gitmeyiz, canın sağ olsun ya. Ay ne demek gitmesek olur Kemal, saçmalama, bu yemeğe gidilecek yani. Evet, gidilecek de hayatım, gidilecek yani. Benim için çok güzel bir gece olacak. Yemekteki en güzel kadın ben olacağım. Hayatım sen zaten... Elbisemle de... Makyajımla da ezici bir üstünlük sağlamalıyım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama böceğim... Ben var ya ben, bu geceye endeksledim hayatımı. Anladın mı? Anlaşıldı böceğim, tamam anlaşıldı. O zaman ben seni tutmayayım. İyi alışverişler, iyi alışverişler. Çıkıt. Gözüme salak. Elektrik şeysi oldu. Ne diyor Kemal, ne olmuş, ne anlatıyor? Elinin körünü diyor, Allah Allah. Daha ben ağzımı açar açmaz yemeğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı bana ya. Kız abi geceye kendini endekslemiş. Endekslemiş mi? Endekslemiş vallahi ya. Şimdi endekslediyse sakat. Çünkü endekslediyse şimdi borsaya falan da verilmiştir. Endekslemese iyi bak olurdu ama endekslediyse hoş olmamış Kemal. Ama abi dur, ne yapacağız onu düşünmemiz lazım ya. Yani benim aynı zamanda hem Simge'yle o geceye gitmem lazım... ...hem de Cazibe'yle evde olmam lazım. Şeytan diyor ki bazen klonlat kendini, herkes rahat etsin be. Ya Allah inandırsın seni Kemal. Bahadır aynı şeyi diyorum bir. Klonlatma şeysini yapayım mı diye ben de düşünüyorum yani. Ne yalan söylüyorum. Aman Barış'ım sen gene gaza gelme de gözünü seveyim. Bir dur, bir dur. Şu anda ne yapacağız onu düşünelim lütfen. Buldum lan. Gerçekten buldum bu sefer. Vallahi mi lan? Vallahi bak. Normalde şimdi böyle sen ben bir şey söylerdim sen bulurdun ya. Şimdi sen bir şey söyledin ben buldum Kemal. Lan oğlum uzatma, ne buldun? Ne buldum biliyor musun? Ha? Bak şimdi bak. Senden klonlatma yapıyoruz Kemal. O klonlattığımız bir tanesi Cazibe yengeyle gidiyor. Öbür tanesi bizim Simge yengeyle o şeysine gidiyor. Barış. Ha? Seni şurada bir çoğaltırım kendinden utanırsın. Hasta mısın oğlum sen? Ben onun lafın gelişi söyledim. Yok canım ben şimdi klonlatma şeysi derken öyle demedim yani. Senin kılığına ben gireceğim dedim Kemal. Ha o anlamda öyle diyorsun yani. Tabii canım. Geçen sefer ne acayip basan olmuştum ama hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ve hatırladığım için de olmaz diyorum. Gene berbat edersin her şeyi. Öyle risklere giremem ben kardeşim. Başka bir şey bulmam lazım. Bir kere benim o gece Simge'yle gitmem şart. Ben Simge'yle gidersem Cazibe ne olacak? Cazibe de bu sefer Gogo'yla gidecek. Ay! Ne oldu, buldun mu? Buldum Kemal. Bu sefer harbiden buldum. Allah aşkına söyle bak, senin fikirlerine muhtaç oldum. Halimi anla, söyle. Ne yapacaksın biliyor musun Kemal? Ne yapacağım lan? Cazibe yengenin kılığına gireceksin. Ne? Tabii. Şimdi sen Cazibe yengenin kılığına girince otomatik olarak ne olacak? Gogo, Cazibe yengeyle gidemeyecek. Sen de gidecek Kemal. Barış, ben sana böyle amip amip diyorum ya. Bir gün bu amipler bize dava açacak, ondan korkuyorum. Ve şu anda da korkumu yenip sana amip, hatta amip oğlu amip diyorum. Hasta mısın oğlum sen? Hadi diyelim ki ben sana uydum, Cazibe kılığına girdim, Gogo ile geceye gittim. Simge ne olacak? Ha, bir de o var değil mi? Bir de endekslemiş. Endekslemiş tabii. Şimdi endekslemiş, endekslememiş olsaydı çok iyiydi ama endekslemiş işler... Oo.
Of, abim senin içinden çıkılacak gibi bir durum değil yani ha. Cumhuriyeti ve şöyle sana güzel bir Angarya kitleseydi de böyle bir kalsaydın burada da ikisiyle gitmek zorunda olmasaydın ne güzel olurdu aslında ya. Oğlum Simge kendini tamamen endekslemiş buna ya. Hiçbir bahaneyi kabul etmez. Salak salak işlerle... Barış, tebrik ederim kardeşim. Yoksa gene aynı şey mi oldu Kemal? Buldum buldum, vallahi buldum. Buldun değil mi? Evet. Ya acayip kendimi tebrik ediyorum ha. Aferin Barış. Ya acayip bir şey geliyor aklıma. Buldum lan. Oğlum çok güzel bir şey buldun ya. Bak şimdi. Ben o gece Simge'ye gideceğim ama Cazibe beni o gecede değil de şirkette çalışıyorum zannedecek. Yer mi Kemal? Yedireceğiz. İnce ince kıyacağız. Güzel güzel. Her detayı düşüneceğiz. Yiyecek. Hadi ya. Süpermiş. Nasıl yapacağız Kemal? Bak şimdi. Aynen şöyle abicim. Dört yedi iş göç kariyer Cazibe ya. Şeyi kaybedim. Atsız sus yardan. Pilav istiyor Cazibe ya. Ne yapıyorsun gerizekalı? Korkutuyorsun beni. Ne yapıyorsun? Ya anlatacağım dedin ya. Ben de o yüzden böyle fon müziğini görüyorum ki hani üstünü anlatırsın diye Kemal. Öyle yapıyorlar ya dediler de falan. Oğlum hasta mısın sen ya? Bu bet sesinle seyirciyi kaçıracaksın. Allah Allah, 60 küsür bölüm oldu, hala sözlerini ezberleyememişsin. Ha. Bırak, onlar müziği verirler. Gelsin bakayım müzik. Verin lan müziği.